sokağa geri döndük. Normalde bunu 2 aydır düşünüyorduk. Lüzum görülmesi ve Alper Çağlar abimin çağrısı üzerine erken döndük. İnsanlara PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın salınması doğru mu? Terörü bitirecek bir çözüm olabilir mi? Bunu soracağız. Başlıyoruz. İyi seyirler. Selamünaleyküm. Abi bir soru sorabilir miyim? Nedir? Abi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın salınması sizce doğru mu? Terörü bitirecek bir çözüm olabilir mi? Ona doğru diyecek birisi çıkar mı? Soruyoruz biz. Değil. De abi. Değil. Söyle yani öyle adamın lafını etmek bile doğru. Onu şu anda dile getirenler suçlu. En büyük. Normal bir insan olsa hadi olmaz yani. İdamlık bir adama sen şey mi kalmış? Hiç kimse diyeceğini sanmıyorum ama sen sor. 300 binin 298 bini sana ki çıkmaz. Selamünaleyküm. Abi soru sorabilir miyim? Tabii iki soru yavrum. Niye bir abi, soru? PKK elebaşı Öcalan'ın salınması sence doğru mu? Doğru değil. Terörü bitirecek. Doğru değil. MHP o zaman ipi kaldırıp atıyordu ya, mecliste attı ya atacağız diye. Şimdi niye öyle yapıyorlar? İyi değil yani. Türkiye'ye gittikçe daha kötüye gidiyor. Öyle şey mi olur mu çıkartma? Onun zamanında getireceğiz, ipi attığı zaman atacağız. Atmadılar. Eyvallah. Olur mu öyle şey? Adam öldü, o kadar asker şehitler var bizim. Ne oldu? Ben 24 ay yaptım askerliği. Şimdiki adamlar da bir 15 günde askerlik yapıyor gidiyor. Devlete parayı yatırıyor gidiyor. Ben 24 ay yaptım askerliği. Böyle PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın salınma haberleri var. Biliyor musun? İzledin mi? Yok ben izlemedim. Sence doğru mu salınması? Terörü bitirecek mi? Yanlış. Yanlış. Demeyeceğim bir şey. Ne diyeyim? Tamam. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Abi senin var mı diyeceğim bir şey? Eyvallah. Görüşürüz. Abi selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Görüşürüz. Abi sence PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın salınması doğru mu? Terörü bitirecek bir eylem olabilir mi? Yanlış. Yanlış. Evet, şehitlerimizin kanı sızlar. Gazilerimiz nedir? Ben de Güneydoğu'da askerlik yaptım. Ben de çoşma. Ben kulağım sıvır benim abi. Gazisin. Ben de gazi değilim ama o zaman söylemedim yani kulağımı kaybettiğini. Çatışıyorum değil. 15 ay ben Güneydoğu'da askerlik yaptım yani. Benim zoruma gidiyor gerçekten. Öyle onların akşam öyle konuşması zoruma gidiyor yani. Öyle şey olmaz. Ben kabul etmiyorum yani öyle şeyi. İstemiyoruz. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın salınması sizce doğru mu? Değil. Değil. Değil abi. Abi sen? Yanlış bana göre. Abi PKK elebaşı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Terörü bitirecek bir adım olabilir. Kardeş beni konuşma, benim ağzım bozuk. Hiç sıkıntı yok abi. Benim ağzım bozuk. Giga yayınlardan önce ben amına koyayım. Bahadır ben çok konuşmam kanka. Ben çok konuşmam. Seçim yayınlarında ben. Öcalan'ın ben bu kadar. Abi PKK elebaşı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Terörü bitirecek bir adım olabilir. Kardeş beni konuşma, benim ağzım bozuk. Hiç sıkıntı yok abi. Benim ağzım bozuk. Ben atarım onu, sıkıntıya sokarım. Öcalan'ın ben bu kadar diyorum, tamam mı? Tamam. Bunu 40 bin kişinin katili olan yani bir vatan haini, şehit aileleri bunu nasıl anlatılacak? Yani başka söylenecek söz var mı sizce arkadaşlar? Yok abi. Yani teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, kolay gelsin Ali işte. Bu insanlar başta sansürsüz yayınlanacak değil mi? Benim küfürüm de çıksın. Ne istiyorsan söyle, ben yayınlayacağım. Yok şimdi yani hakaret içermeden konuşalım. Tamam. Önemli olan Öcalan'ın bugün isminin getirilmesi değil. Bu ismi kim getirdi buraya? Ya da amaç neydi? Niyeydi? Hani vatandaşın bunu tartışması gerekiyor yani. Meclisteki insanlar yani alttaki insanların ne düşündüğünü bildikleri halde yani insanlar böyle kaşıyorlar. Bence buradaki amaç tamamen kaos ortamı yaratmak. Aslında istedikleri şey anayasayı değiştirmek için komplo hazırlanıyor. Ama bu yöneticiler, bu parti liderleri başımız olduğu sürece bu halk her şeye layık. Kesinlikle ve kesinlikle bu insanımızın artık bu liderlerle bir yere gidilmeyeceğini anlaması lazım. 70 yaşını aşmış insanlar artık Türkiye'nin adına karar verememeli. Özellikle de terör konusunda Abdullah Öcalan gibi bir insanın yaşaması bile mümkün olmamalıyken insanlar bu duruma getirip 2'ye, 3'e, 4'e bölmeye çalışmanın bir anlamı yok. Yani yazıktır, günahtır yani. Bu memleket öyle kolay kazanılmadı. Kürt'ü de çalıştı, savaştı. Türk'ü de, Çerkez'i de, Laz'ı da. Ama bugüne bu insanları niye getirdi? Bunu bir sorgulama. Bu metrobüsü asker kamuflajı giyen orospu evladını paketlemişler, yolluyorlarmış arkadaşlar. Lazım. Yani bu insanlar sağdan soldan çok çekti zamanında 80'li yıllarda. Şu anda da senlik benlik davası yap. Bunu aşmadığı sürece insanımız hiçbir yere varamaz. Bu liderlerle hiçbir yere gidemeyeceğini artık bilmemiz lazım. Birlik olursak her şeyin üzerinden geliriz ama birlik olamadıktan sonra işte Bahçeli onu der, Özel bunu der, öbürü onu der. Terörizmi biz meclise kadar getirmişiz. Terörü besleyenleri meclisin içine kadar sokmuşuz. Bundan sonra çözüm süreci aramanın bir anlamı yok. Çözüm süreci bir tane. Bu liderle değişmedikten sonra çözüm süreci çözüm olamaz. Hiçbir şey çözüm olamaz. Teşekkür ederim kardeşim. Ve kaynağı işbirliği yapan başımız
başımızdakiler. Başımızda onlar gitmek lazım. Onlardan doğrusu oluyor. Çekmez. Vallahi diyecek olduğum şeyi söyleyeyim ben sana. Ben Abdullah Öcalan'ın içeride besletilmesini zaten tasvip etmiyorum. Hele hele koskoca bir aday beyefendi tatil beldesi olaraktan kullanıyor yani. Gerek yok. Meclise çıkıp da terörü zaten bitirecekse çıksın konuşsun. Mecliste terörü bitirsin. Problem yok. Öyle bir derdimiz de yok. Terör mecliste bitmeden hiçbir yere bitmez. Meclisteki en büyük terörist de zaten mecliste. En büyük teröristler mecliste. Yani dışarıda terörist aramaya gerek yok. Dağdakiler zaten nasıl olsa cahil insan, cubara insan. Bir şey bok bilmeyen adam. Hiçbir şey bilmiyor. Kandırılmış. Kandırılmış, götürülmüş. Veya zorla ailesi tehdit edilip götürülmüş. Bilmem ne yapılıp götürülmüş. O götürülmüş, bu götürülmüş. Ondan dolayı kesinlikle ve kesinlikle arkadaşım söylediğine de katılıyorum. Ha bir gün Devlet Bahçeli terörist başını getirerek mecliste konuşturak diyor. Öbürü de diyor ki Kürtlere diyor devlet verek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisinde bugüne kadar hangi millete biz ayetten devlet vereceğiz ya? Ne devleti verecek? Ben bu memleketin çakıldaşını kimseye veremem. Verecek adam da icadını bu kadar net. Eyvallah abi, var mısın? Kim olursa olsun, hangi lider olursa olsun, fark et. Hangi lider olursa olsun, bu memleketin çakıl taşını verecek. Cumhurbaşkanı konuşuyor, çok önemli. Hadi bakalım, 10 sene sonra aramızda olmayacak adam 50 yıl sonramız için ne diyor? Uzaç'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava kuvvetlerimiz ve MİT başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek kat be kat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayi çalışanlarımız da saldırıdan hemen sonra hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir. İstiklal Marşımızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Evet. Teröre meydan okuyan TUSAŞ personelimizin şahsında bu millet yenilmeyeceğini, yıkılmayacağını, alçakları yurduna asla uğratmayacağını dost düşman herkese bir kez daha ilan etmiştir. Değerli dostlar, bakınız burada şu gerçeğin altını önemli çiziyorum. Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Aynı şekilde basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindedir. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. 85 milyonun kardeşçe barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes şunu çok iyi anlasın. Hiçbir asmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Türkiye yüzyılının inşasına engel olamaz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin önüne set çekemez. Türkiye düşmanlarının ülkemizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan
emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir. Oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçirecek köklü devlet tecrübesiyle mücehizdir. Bugüne kadar terörle mücadelemizi daima çok katmanlı, elimizin altındaki tüm araçları, bütün imkanları kullanarak yürüttük. İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tuzağa düşmeyeceğiz. Hedeflerimizden kopmayacağız. Kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Ortada hiçbir sebep yokken aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazan müstevlilerin heveslerini yine kursaklarına koyacağız. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Çağrımıza uygun şekilde kardeşlik ekseninde birbirine kenetlenen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak burada bir üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda tetiş ve korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler maalesef bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına bir nevi aracılık yapmaktadır. Bakınız, hiçbir otokontrolün, hiçbir ahlaki değerin ve denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü orası zaten söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Batı'da ne oluyor, amına bir terör ya? Eylemi gerçekleştirildiğinde gösterdikleri hassasiyetin ülkemize gelince esirgendiğini şimdiye kadar defalarca tecrübe ettik. Artık onlardan tutarlı, ahlaklı, ilkeli, vicdanlı bir duruş beklemiyoruz. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu, çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz kendi yazılı ve görsel medyamızdır. Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Hepimizi yaralayan menfur cinayetlerde sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ'taki terör eyleminde de tekrarlandığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir, mazur ve makul görülebilir hiçbir yanı yoktur. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Tabii görüntüleri filtresiz bir şekilde milletin huzuruna boca edenler ne kadar büyük yanlışın içindeyse, bu görüntüleri servis edenler de devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermektedir. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı yürütülen mücadelenin topyekün ve çok boyutlu bir mücadele olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz. Rabbim tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, Saha İstanbul bundan 9 sene önce savunma ve havacılık sektörümüzün
lokomotifi olma hedefiyle kuruldu. Yerlilik oranını artırmayı, kritik teknolojileri ülkemize kazandırmayı, Fahrettin, ne uzun tutmuşsun ya. Uluslararası rekabet gücümüzü yükseltmeyi amaçlayan Saha İstanbul kuruluşundan bu yana geçen sürede çok büyük mesafe kat etti. Saha İstanbul bugün 52 farklı sektörden üyeye, 1200 aşkın şirkete, 29 üniversite ve 45 şehre yayılmış geniş bir ağa özellikle ulaşmıştır. Kısa sürede ulaşılan bu geniş ve yaygın ağı savunma ekosistemimiz adına çok kıymetli buluyoruz. Saha Expo'nun ise Türk şirketlerini küresel pazarla buluşturan bir köprü vazifesi üstlendiğine tanık oluyoruz. 2018'de ilki düzenlenen Saha Expo fuarıyla ülkemiz firmalarının iş geliştirme ve ihracat çabalarını samimiyetle destekliyoruz. Rakamlar Saha Expo'nun sektörde geldiği seviyeyi ortaya koymaktadır. 150 binden fazla ziyaretçi, 300'ün üzerinde delegasyon, 150'den fazla alıcı delegasyonu, 120'yi aşkın ülkeden üst düzey katılım, 1400'den fazla şirket iştiraki ile Saha Expo memnuniyetle belirtmek isterim ki savunma sektöründe önemli bir platform haline gelmiştir. Yine fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması da dikkate değerdir. Geçen yıl biliyorsunuz savunma ve havacılık sektörümüz toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamıştı. Hayır. Saha Expo'da neredeyse bu tutara yakın ihracat sözleşmelerine imza atılmış olacaktır. Ülkemize bu önemli başarıları yaşatan Saha Expo'yu ve tüm katılımcı firmalarımızı tebrik ediyorum. Görüyoruz ki Türkiye global savunma sanayi sektöründe güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu başarı teknolojiyi tasarlama, geliştirme ve üretme yanında stratejik işbirlikleri ve uluslararası projelerle de perçinleniyor. Bununla ne kadar iftihar etsek inanın azdır. Bakınız burada bazı güncel ve çarpıcı verileri sizlerle paylaşmak isterim. 2002'de savunma ihracatımız 248 milyon doları ancak buluyordu. Tamam. Muhalefete selam çaktı. Konuşmanın özeti bu. Türkiye bölünür mü ya? Yani öyle bir şey var mı? Zihniyet var mı yani? Alesköy çık buradan artık. Bu dayılar birbirlerini yedirtecek. Hayatları kararacak. Çık buradan artık. Abi direkt hiç sıkıntı yok ya. Tamam abi. Ben bu şekilde net ya. Sizi de kendimi de sıkıntıya sokmadan onları ayarlayacağım. Hiç ayarlamana gerek yok. Dümdüz anlıyorum. Tamam eyvallah. Görüşürüz abi. PKK elebaşı Öcalan'ın salınması sence doğru mu? Terörü bitirebilir mi? Gazi Meclis'e çıkıp konuşma yapması doğru mu? Ya değil. Tamam. Değil de. Ama işte derin işler var. Bilemiyorsun yani. Yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. Her şeyi çözmüşsün emeğindeyiz. Bravo. Biz de derin. Ha. Biz de deriniz. Öyle de şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani bize. Terörist başı Öcalan'ın. Biz de deriniz. Öyle de şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani bize. Ne kadar derinsin mesela? Ne yapıyorsun amına koyayım? İstiklal Caddesi Çiçek Pasajı'ndan
çakma çantacıları dolaşıp tutup kendine çanta bağlıyorsun. Evet arkadaşlar, eşeğe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Vay. Bu bizim eşeğim. Avokado ne yapıyorsun şerefsiz? Ali'nin Berlin'deki evinden Hakan abi demesi. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Hayır değil. Abi. Çıkarılması doğru değil de. Değil. Bu kadar ölen adam nereye gidecek? Değil. Bu kadar ölen nereye gidecek? Bir sürü insan öldü. Ha çıksın. Çıksın da ölenler nereye gidecek? Bunların annesi babası ne diyecek? Oğlum çıksın da. Cezasını çeksin ya. Niye çıkıyor ya? Cezasını çekecek. Bir adam bir suç işliyor yani vakti 15-20 sene veriyorlar da. Tonlarca insan öldü. O nereye olacak? Türkiye'yi kurtaracağız ha? Kurtarsın. Bu zaman ne kadar neredeydi? Öyle değil mi? Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Doğru değil. Niye doğru olsun ya? Neresi doğru? Ya bir şey demiyorum ya. Daha ne diyeyim ya? O kadar bir sürü karavanın çocuğu öldü. Şehit oldu. Yani onlar hiç gözlerinin önüne getirmiyorlar mı? Ne bileyim, bir şey diyemiyorum. Daha bir şey demiyorum. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Doğru değil. Doğru olarak da görmek mümkün değil. Devletin ve milletimizin uç huzuru hem toplumumuzun barışı olarak hem huzurun sağlanmasında alternatif bir yöntem de değil. Söylenecek bir söylem de değil. Doğru da bulmuyorum. Politikaların tekrar gözden geçirilmesini özellikle rica ediyorum. Bunu da milliyetçi olduğunu söyleyen bir partiden duymayı da hiç istemezdim. Ona da nasip olmuş. O da söylemiş. Ha, ağızdan çıktı ama sözünde bir hükmü var. Artık karşılığı olur veya olmaz ama kesinlikle doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Son zamanlarda gündeme geldi biliyorsunuz. 57 yaşındayım. Bu yaşa kadar MHP'nin dışına oy vermedim. Ama hiç doğru değil. Bahçeli'nin açıklamasını hiç doğru bulmuyorum. Türkiye için bir ihanettir. Başka hiçbir şey değildir. 120 yani saniye geliyor. Haberiniz olsun. Katılıyorum. Aynen. Biz de MHP'liyiz ama Bahçeli'nin olduğu yerde utanır hale geldik. Lanet olsun ona, bu kadar yani, başka bir şey. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Gündeme geldi biliyorsun. Yanlış. Yanlış. Var mı demek istediğin bir şey? Yok, iyi. Sen abi. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Son zamanlarda gündeme geldi. Abi siz? Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Öcalan dışarı çıkarmıyor, 40 bin kişinin katili. Onları kafayı yiyeyim. Kafayı yemiş onlar. O kadar çocuğu kıydı. Niye çıkarıyor? Niye çıkarıyor? O kadar nasıl? Milletin şeyini yiyor. Biz istemiyoruz. Sen kendin bilin. Daha söyleme. Eyvallah kendi abi. Afiyet olsun. Kendi oyuncu istiyorsan çıkarın. Terörist başı Öcalan'ın salınması sence doğru mu? Neresi doğru reis? Ben şimdi bir şey derdim de. De istediğini de sıkıntı. Ben artı olsa girmek istemiyorum ya. Reis sizce? Konuşmuyorum ya. Siz? Söyledi ya, söylemesi. PKK ile baş Öcalan'ın dışarı çıkarılması doğru mu? Doğru değil bence. Var mı demek istediğin bir şey? Ne diyeyim kardeş? 40 bin kişinin çocuk katili, 10 tane asker katiline bence hayır. Teşekkür ederim. Biz PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın salınması doğru mu? Kesinlikle hayır. Var mı demek istediğin bir şey? Bir şey demek istemiyorum. Türkiye'de söylenecek bir hal yok zaten. Teşekkür ederiz. İyi günler. PKK ile başı Öcalan'ın salınması, dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Doğru değil. Yahu niye çıkarsın? İdam edilsin kardeşim ya. İdam edilsin ha. Onlar acımayacak ki ya. Acıp da onlara fırsat mı vermek lazım? Onlarına gidip de görüşünler de zaten namussuzluk. Gene hani söyledi. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Doğru değil. Doğru değil yani. Tamam. Doğru değil. Gel burnumun içini çek. Bir şey kalmadı oğlum. Gidemiyorum. Kim çekiyor? Şu Akırçalar kamerayı lensi yollamadı mı lan? Yok. Olcay mı çekiyor? Olcay mı çekiyor? Geç açılı bir şey lazım bize. PKK elebaşı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Baştan başa yanlış. Tabii kesinlikle. Sosyal medyada zaten şu anda öyle bir haberler var. Herkes karşı yani. Bilmiyorum kafalarında var ne düşünce var. Orasını biz bilemeyiz ama bize göre kesinlikle. Bize değil. Herkese göre. Yaşlı amcaya, diğer teyze herkese göre yanlış yani. Öyle bir insanın ülkede durması bile yanlış. Öldürülmesi lazım yani. İdam edilmesi lazım. O kadar şehit annesi duruyorken kesinlikle. Bize sormanız, yani bilmiyorum, şehit herkese annesi, soruyoruz ya. Şehit annesine de sorulması lazım yani. Öyle bir muhabbet yok yani. Bizim gözümüzde yanlış. Üçüncü yerlerimiz bunlar tabii. Hatırlıyorum abi size. Allah sizden görüşmeyi de razı olsun böyle bir yayın yaptığınız için. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Niye oğlum kaçak mısın? Kaç sus dosyan var senin? 20 var mı? Benim çok dosyam var abi. Sizin kaç var lan? Benim çok dosyam var. Senin 70 var mı suç dosya? PKK ile baş Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Yok ya o yanlış. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Kesinlikle yanlış. Yani binlerce şehidimiz var, binlerce insanın katili Öcalan'ın kesinlikle yani sokaklara değil bir an önce toprağın altına girmesi lazımken bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bunca sözün söylenmesi kesinlikle yanlış. Ve tasvip etmediğimiz bir şey. İnşallah bir an önce önlemini alırlar diye tahmin ediyorum yani. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Doğru mu derken şimdi devlet aklıyla konuşmak farklı. Bizim aklımızla konuşmak farklı. Hani çıkması iyi ama hani Türkiye için yararlıysa devlet daha iyi bilir tabii. Bizden daha iyi. Onlar bizim gibi düşünmez. Onun devletin aklı bizde olsaydı zaten. Geldi.
Geldi. Biz şu anda bambaşka olur. Devlet haklı şu anda ya. Feshedilecekse, yok edilecekse, vatan için bir faydası varsa her zaman için arkasında durmalıyız. Ya devletin arkasında durmalıyız. Bakıyorum şu andaki ortama bakıyorum. Akşam şeylere de baktım. Herkes bir şey söylüyor ama onun bir sözü belki o katılacaklara da engelleyecek. Bitmiştir diyecek. Olay kapanacak yani. Şu anda birlik zamanı. Öyle ayrılık ayrılık kedi zamanı. Kedi gibiyim. Miyav. Hani hiçbir kimse farkında, hepimiz farkında değiliz ama her an sıçrayabilir. Her an sıçrayabilir. Yani bunu görmemezlikten gelmek akıl sahipleri için şey değil yani. İyi değil. Öyle herkes için hani yok oraya çıkacakmış vatan bilir. Ya bu lider, adam bunu lider kapsamış zaten. Bu zamana kadar bütün Kürtler onu lider diye görüyor. Bir sözü çok etkili olacak. Olmasa bile bitmiştir. Zaten bitti. Ama olacak, girecek aklı hani böyle şey yapacaklar da engel olacak. Baştan aşağı engel olması lazım. Ali Üsker'in kitleyişi. Sizce doğru mu abi? Yanlış. Yanlış var mı? Kafasına sıkacak. Abi PKK elebaşı. Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkılması sizce doğru mu? Terörü bitirebilir mi? Bahçeli'nin dediği doğru abi. Reisin arkasındayız. Siz var mı demek istedim? Abim biliyordur her şeyi. Ben abim reisin arkasındayız abi. Onun bildiği bir şey vardır. Tamam abi. Var mı bir isteniz? Eyvallah. Kolay gelsin. Onun da sonu yok. Gelir yani. Onun da sonu gelir. Her şey bir oyunsa bu da bir oyundur. Elebaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Değil. Ben bir şey demeyeyim şimdi. Değil de ben de bir şey demeyeyim. Evet. Gördün mü? Tek attı. Kaçıncısınız? İki. İyi hadi görüşürüz. Başarılar dilerim. Görüşmek. Adam acil doktoruyum diye bağırıyor ya. Terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın salınması sence doğru mu? Mikrofon. Nasıl yavrum? Terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Ben doğru bulmuyorum ya. Sen abi? Hayır, asla doğru değil. Asla doğru değil. Değil abi, değil. Dayı? Dayı? İnanılmaz ya. Dayı. Alo. Dayı. Ortalığı karıştı. Siz gibi gençlere mi verdik? Dayı. Gençlere mi diyor? Gençlere mi diyor? Vermek abi, vermek ya. Siz de hazır mısınız bize ya? Gençlere, askerlere. Gözünü görmeyelim. İyi geçinmek diyorlar. Hukuklu geçinmek diyorlar. Onda da ondan haklı yani. Bahçalı anlattı hani efendime söyleyeyim. Bu bilmem vurmak. Vurmak, kırmakla ne yapacak? Vurmak, kırmakla bir şey yarılmaz ki ya. Tamam efendim, iyilik olsun diye. Gelsin, tek mecliste konuşsun ya. Tamam mı? Onun için ya. Dayı çek. Dayı gel şimdi sen konuş. He? Sen konuş şimdi. Ha 8 numara geldi. Arabam geldi, gel diyor. Tamam abi, eyvallah. Var mı iste? Canın sağlığı. Ben hep olgun duruyorum oğlum, onu görüyorum. Tamam. Gelsin meclise de konuştun yani Bahçalı. Adam iyi konuştu yani. Yalnız... La oğlum biz Kürt değiliz, biz Kürt değiliz, biz Türk'üz. Davası kahacak ortadan dedi. Tamam mı? Ben iyi konuştum. Ne oluyor oğlum ya? Bir soru sorabilir miyiz? Buyur oğlum. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkılması sizce doğru mu? Doğru olur mu oğlum? Terörist kapıya çıkaralım. Çıkmaması lazım. Teşekkür ederiz abla. Var mı bir isteği? Görüşmek üzere. Kurban oldum. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Tabii. Var mı bir isteği demek istediğim şey? Canım, canının sağlığı abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Gündem oldu biliyorsunuz. Biliyoruz kardeşim ama dışarı çıkarmadı ki daha dışarı çıkmadı. Gündem oldu en azından. Biz gündem oldu ama dışarıda çıkartması yok. Herbici Batman. Konusunda yani şu anda bir şey, net bir şey yok yani, bir söylenti falan var ama öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Devlet Bahçeli söyledi ya. Bence dışarı çıkartacağını düşünmüyorum. Bak size şunu söyleyeyim kardeşim. Devlet aklıyla sokakta gezen insanın aklı farklı olur, anlatabildim mi? Devlet onu elindekini dışarı çıkartmak için değil de kullanmak için soruşturabilir. Bu bir. İkinci maddeye geldiğimiz zaman ondan sonra biliyorsun dünya şu anda büyük bir savaşta. Türkiye'de savaşta da Türkiye'nin içerisinde bombalar düşmediği için şu anda. O yüzden hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Bir sürü büyük ortalık.
billahi, sikeriz billahi. Ortadoğu projesi var İsrail'in. İsrail'deki Netanyahu Cumhurbaşkanı ne diye açıklama yaptı başbakanlara? Dedi ki bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Gerçekten biz Türklerle savaşa gireceğiz dedi. Doğru mu? Ha, devlet de burada bir akıl veriyor. Ya diyor biz de beraber olursunuz ya da diyor komplenizi temizleriz. Anlatabildim mi? Devlet aslında onu demek istiyor. Öcalan'a konuşturup ya komple silah bırakırsınız bizimle beraber olursunuz ya da komplenizi temizleriz demek istiyor aslında. Orada da bunu açıktan söylemiyor. Kişiler... Kanka bunu bir sekans sekans anlayalım amına koyayım ya. Kimsenin şu anda düşünmeyen var ama öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Devlet Bahçeli söyledi ya. Bence dışarı çıkartacağını düşünmüyorum. Bak size şunu söyleyeyim kardeşim. Devlet aklıyla sokakta gezen insanın aklı farklı olur. Anlatabildim mi? Şimdi devlet aklıyla sokakta gezen adamın aklı. Kardeşim. Devlet aklıyla sokakta gezen. Sokakta gezen insanın. Aklı farklı olurmuş. İnsanın aklı farklı olur. Anlatabildim mi? Tamam anladık. Burayı anladık. Cebe koy. Sen ne? Devletin aklı bir değil chat. Sen malsın, devlet süper zeka. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Vardır bir bildiğim. Bekleyin. Şimdi ikinci cümleye gelsin. Bu cepte. Devlet onu elindekini dışarı çıkartmak için değil de. Devlet elindekini dışarıya çıkarmak için değil. Elindeki sanırım Abdullah Öcalan'dan bahsediyor. Kullanmak için konuşturabilir. Bu bir. Kullanmak için konuşturabilir diyor. Bu bir diyor. Diyor ki devlet diyor Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşsun diye değil kullanmak için dışarıya çıkaracak diyor. Tamam cebe koyduk. İkinci maddeye geldiğimiz zaman ondan sonra biliyorsun dünya şu anda büyük bir savaşta. Türkiye'de savaşta da. Dünya şu an büyük bir savaşta. Türkiye'de de savaş var ama dünya büyük bir savaşta. Neyden bahsediyor? Filistin, Rusya falan bunlardan mı bahsediyor? Lübnan. Türkiye'nin içerisine bombalar düşmediği için şu an. Türkiye savaşta mı? Türkiye'nin içine bombalar düşmüyor. Şu anda. O yüzden hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. O yüzden hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Yani bizim ülkemize bomba gelmiyor diye anlamıyoruz ama biz bir savaş halindeyiz. Soğuk savaştan bahsediyor herhalde. Büyük Ortadoğu projesi var İsrail'in. İsrail'in Büyük Ortadoğu projesi varmış. Tamam. Netanyahu Cumhurbaşkanı ne diye açıklama yaptı? İsrail'in Netanyahu. Netanyahu kim amına koyayım ya? Büyük Ortadoğu projesi var İsrail'in. İsrail'deki Netanyahu Cumhurbaşkanı ne diye açıklama yaptı başbakanlara? Dedi ki biz İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu başbakanları ne açıklama yaptı? Kimden bahsediyor ben anlamadım. Kürtlerle sorunumuz yok. Gerçekten biz Türklerle savaşa gireceğiz dedi. Doğru mu? Ha, devlet de burada bir akıl veriyor. Ya diyor biz de beraber olursunuz ya da diyor komplenizi temizleriz. Anlatabildim mi? Devlet aslında he devlet acımış PKK'ya o zaman anlattığına göre. Ya diyor burayı temizleriz ya bizden olursunuz. Akıl veriyor. Ya diyor bizle beraber olursunuz ya da diyor komplenizi temizleriz. Anlatabildim mi? Devlet aslında onu demek istiyor. Öcalan'a konuşturup ya komple silah bırakırsınız bizimle beraber olursunuz ya da komplenizi temizleriz demek istiyor aslında. Orada da bunu açıktan söylemiyor. Bunu niye açıktan söylemiyor ki? Direkt yani bunları... Şimdi ben şeyi anlamadım. Devlet böyle bir şey istiyor. Oğlum yollayın birini. Abdullah Öcalan'a deyin ki silah bırakma çağrısı yap yoksa hepinizi bertaraf edeceğiz. Bak bunu senin iyiliğin için söylüyoruz. Çünkü biz oraya gireceğiz. Ananıza sikeriz. Tabi bitti. Niye böyle bir oyun kurulmuş ki acaba ya? Bizimle beraber olursunuz ya da komplenizi temizleriz demek istiyor aslında. Orada da bunu açıktan söylemiyor. Niye? Kişiler üzerinde değil. Devletler üzerinde siyaset yapılması lazım. Terörist başı Öcalan. Kişilerin üzerinde değil, devletlerin üzerinde siyaset yapılması lazım. Bunu not alacağım. Kişilerin... Vallahi billahi bu devletler bizim götümüze kolonoskopi yapacak. Kişilerin değil, devlet... Ne dedin dayı bir daha söyle hele ya. Çaldan söylemiyor. Kişiler üzerinde değil, devletler üzerinde siyaset yapılması. Kişilerin üzerinde değil, üzerinde değil, devlet... devletlerin üzerinde siyaset yapmak lazım. Dayı bu lafı etti. Paramı geri istiyorum. Dayı. Paramı geri istiyorum. Dayı bu lafı etti. A101'e gitti oradan. Ömür cin biber turşusu almaya. Tamam mı?
Akşam yenge böyle güzel bir sulu yemek yapmış. Yanına da Ömür cin biber turşusu bittiği için alayım diye öyle eve gideyim demiş. Kasiyer 5 kuruş para üstüne eksik verdi diye 3 gündür kasiyerin anasını sövüyor bu dayı. Öyle bir dayı bu. Öyle bir dayı bu. Am bulun. Ben ciddi bir şey söyleyeyim. Hayır, doğru değil. Teröristbaşı Öcalan'ın dışarı salınması sence doğru mu? Ben ülkücüyüm. Doğdum ülkücüyüm. Ölünceye kadar ülkücüyüm. Ama vatan haini değilim. Türkiye Türk'ten başka dost yok bu memleket. Ama vatan elden gidiyor. Bu ekonomi. Bunlar işin rajonu. Görüntüsü başka bir şey yok. Esas vatan gidiyor elden. Satılmadık bir şeyimiz kalmadı. Sömürülmedik bir şeyimiz kalmadı. Yasa kalmadı. Kanun kalmadı. Anayasa kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Üstüne üstlük bu da o BOP'un devamı. Bahçeli'yi de kattılar bu işin içine. Peşine Özgür Özel'i de sokacaklar. Maalesef şu anda Türkiye'de Türk milleti 30 milyon kalmışız. 30 milyon. Bitiyoruz. Millet olarak, Türk milleti olarak harcanıyoruz bozuk para gibi. Akıllı olalım. Vatanımıza, milletimize, soyumuza sahip çıkalım. Din kispeti altında zaten bir sürü vatan hainleri memlekette dolanıyor. İslamiyet'i kullanarak. İslamiyet bu değil. Ben de 4 sene cezaevinde yatak sen ihtilalinde. Vatan dedik, millet dedik. Ama bakıyoruz karşımızdakiler bizden fazla milliyetçiymiş. Bizi güzel, öyle güzel bir tezgaha getirdiler ki Türk'ü Türkiye kırdırdılar. Maalesef 80 ihtilaline kadar izliyorum şimdi. Bir tane yabancı olsun içimizde ölenlerin, cezaevinde yatanların, şunun bunun içinde ya. Bu proje değil de ne? Türkiye oynanan oyun. Bu oyunun başlangıcı da biz Anadolu'ya ve Avrupa'yı fethettiğimiz zaman Türk milletini bu topraklarda kabullenemediler. Hiçbir millet. Ayırt etmiyorum. Bizim birinci düşmanımız da Araplar. Özellikle Araplar getirtiliyor bu memlekete. Bizi bölmek için. Bunları bilelim. Akıllı olalım. Uyanık olalım. Benim Allah'tan başka kimsem yok. Ben kimseye tabi değilim. Allah'a tabiyim. Bir canım var. Yedekte bir tane de yok ki birini kullanayım da öbürünü şey yapayım. Eğer şu yazı değişmiyorsa, kader değişmiyorsa, öleceksem, cezaevinde yine yatacaksam, sürüneceksem. Hiç önemli değil. Yeter ki benim geleceğim torunlarım huzur içinde olsun. Allah bağışlasın. Başka bir şey yok. Hepimizin geleceği söz konusu. Çocuklarımız var, torunlarımız var. Biz iyi kötü 70 sene geldik bugüne kadar. Niye bundan sonrakiler insan gibi yaşamasın? Gazze'ymiş, bilmem neymiş. Ya bunlar oyun ya. Oyun. Gazze'de bana ne ya? Bana ne? Benim kanımdan değil. Benim soyumdan değil. Benim bilmem ne. 24 tane İslam ülkesi var. Hangisi sahip çıkıyor? Müslümansa Müslüman. Niye onlar bir tane bir şey yapmıyorlar? Çünkü yanlış yok. Dünya bir Siyonizm. Alüske senin var ya bak o... Keçi sakalını sikerim. Adam konuşsun. Teşekkür ederiz abi falan yapıp hadi bir an önce kısa kes ayağı yapıp kaçmaya çalışma. Bre amcık. Ya da bir tane bir şey yapmıyorlar. Çünkü yanlış yok. Dünya bir Siyonizm. Dünyada bir gidiyor. Tamam mı? O kullanılacak. Öbürü kullanılacak. Bir şekilde insan nüfusunu azaltacaklar. Kendiler de kral gibi hayatını yaşayacaklar. Allah Türk milletine zeval vermesin. Abi. Başka bir şey demiyorum ben. Yani Türkiye Türk'ten başka dost yok. Biz kendimize sahip çıkalım. Allah'a emanet olun. Abi sence terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması doğru mu? Gündeme geldi biliyorsun ki. Bence doğru değil. Abi terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Doğru değil. Değil. Meclise getirmesi doğru değil. Hatta televizyonda onun ismini anmak da doğru değil. 50 bin şehitimiz var. Onun için onu televizyonda konuşmak da doğru değil. Ben doğru olmadığına inanan bir insanım. Teraki bir ruh. O ruh ölmez. Ölmüyor. Zulme karşı mukavemet. Umutlu zaman olmuştu ya bu editi görmeyeli duymayalı. Teşekkür ederiz abi. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Ya gebersinler gitsin ya ne çıkarmasın. Abi merhaba. Terörist başı... Edit nerede? YouTube'da yok mu Edit? Öcalan'ın dışarı çıkılması sizce doğru mu? Ne? Terörist başı Öcalan'ın dışarıya çıkartılması bana göre doğru değil de. Hayır çıkmasın. İsteyenlere doğru geliyor. Artık çıkmasın. Yapacak bir şey yok. Gelen zaman gösterecek her şeyi. Çıkmasın. Çıkınca göreceğiz. Onu istemiyoruz. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Artık Gazi Meclisi'nde bu, konuşması. He şimdi bu devlet meselesi yani. Benim gibi adamların konuşması doğru değil. Şimdi ya, edit hani... yap edit. Edit yapmayacağım. 1000 abonede edit yaparım. 1000 aboneye son 100 abone haberiniz olsun. Devletin düşüncesi ayrı, halkın düşüncesi ayrı. Şimdi bana göre bazı yönden iyi, bazı yönden de kötü yani. İyi olacağını düşünenlerden biriyim. Selamları. Bir tane mi? Abi bir tane çay. Selamünaleyküm. Abi bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Biliyorsun gündem oldu. Bence doğru değil. Değil. Var mı demek istediğin bir şey? Yok. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkılması sence doğru mu? Gündem Hayır. oldu biliyorsun. Yok. Doğru değil kardeşim. Var mı demek istediğin bir şey? Vallahi başları geberdi. Çok şükür. Geç abi. Kurtulduk yani.
Diyeceğim bu kadar kardeşim. Tamam abim, görüşürüz. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması, gazi mecliste konuşturulması doğru mu? Kesinlikle yanlış. Asıp gideceğim onu, başka çaresi yok. Sence abi? Mecliste görüşsüzün, her şey güzel olsa güzel olsun. Ha yok canım. Ha olsun, olacak abi. Çıksın, konuşsun mecliste, huzur olsun. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Hayır, ben kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorsun, eyvallah. Sence? Yok ne, böyle şey mi olur ya? Olmaz. Tabii ki bunu biz kabul edemeyiz, kabullenemeyiz, kabullenemeyiz. Bu şeyde herkes tek kelime etmeden röportaja katılıyor. Adamın tanıdıklarından mı, şehirle mi alakalı? Adamın tanıdıklarından. Adamın tanıdıklarından. Kesinlikle bir şey değil zaten bu. Çok karşı olduğum bir şey. Vatanımızda hainlik yapanlara kesinlikle müsamaha tanınmamalı. Bunu yapanlara da kesinlikle affetmeyiz. Çıkmasın tabii ki ya, orada sürünsün, görsün, gitsin. Doğru değil ya. Mesela Bahçeli diyor ki mesela gelsin mecliste açıklasın, konuşsun diyor yani. Olabilir yani şimdi. Örgütün lave edildiğini diye gelip mecliste konuşsun diyor mesela. Ananı sikiyim. Zaha'nın şutunda Zaha ile beraber vuruyor topa. Ne olursun bitsin, yemeyelim Allah'ım. Hak etmedik biz bunu Allah'ım. İkiz giren çıktı Allah'ım. Cehennemi de istedik. Arap bir alemi. Biz bunu Allah'ım. İkiz giren çıktı Allah'ım. Arap bir alemi. Ulan rafasıyla yapma be. Doğuşla. Yazık ya. Yalandan seni şöyle yaptım. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben istemiyorum, aman, çıkmasın. Aman, ya, aman, kim aman. İster onu ya? İstemiyor yani biz. İstemiyor. Kesinlikle istemiyor yani. Aynen. Zamanımız Allah derviş oldu. Ne güzel konuştu adamcağız. Çocuk katilin dışarı çıkmasını. Ne güzel konuştu. Geliyorum abi, sırayla geliyorum. Var mı demek istediğiniz? Başka bir şey diyemiyorum. Çıkmasın. Siz abi. Yok yani bu şey istemesin, kimse istemiyor. CHP deseydin, CHP önce deseydin CHP'yi ipe asarlardı. CHP deseydin CHP'yi ipe asarlardı. Ama bak şimdi ona hiç kimse bir şey demiyor. Bilmiyorum, sizin de görüşünüzü bilmiyorum ben de. Bizim objektif soruyoruz tabii abi. Tabii siz objektif. Aynen, tabii ki. Ben katılıyorum abi benim. Sen abi. Ben çocuk katilinin şeylerin dışarı çıkmasını kesinlikle şehitlerimizin yani kanı yedi, kemikleri sudar. Bizim gibi adamlar onlara... KNC 99 hoş geldin yavrum. 2 tane bebek öldü, 12 tane bebeğe adam çürük elma diyor. Böyle bir şey var mı? Türkiye'nin işi bitmiştir yani. Evet. 3 tane bakanın var senin orada. Kendi partilin 3 tane bakanın. Onları hiç ele almıyor. Sadece yarın o ihale şeye kalacak. Ambulansiye kalacak, hemşirelere kalacak. Benim terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bebek katili diye adlandırılan şahsın bence içeride bile beslenmesi bana göre ters. Ben çünkü bu vatan için doğuda gönüllü askerlik yaptım. Gerçekten zor bir durum. Çıkması yani dedikodusu bile yapılması bence İyi bir şey değil. İçeride bile beslenmemesi lazım. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Doğru değil. Niye çıksın ki şerefsiz o kadar insanları öldürdü? Terbiyesiz. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Bence çok yanlış. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? İstemiyorsun. He? Çıkmazsın. 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 Ortalık sadece karışır. Onu maksut çıkarıyorlar. Yani karışsın ortalık diyerekten. Zaten karıştı ortalık. Yani millet açlığını düşünüyor. O yanlıyı bu yanlıyı doldurana kadar bak ben kesik ayaklarımla burada çalışıyorum. İki parmakla şekerle parmaklarım yok. Geçmiş olsun. Yani o yanlıyı bu yanlıyı doldurana kadar kendi milletimizi doyursun. Benim 3 tane çocuğum var dışarıda çalışıyor. Ben de burada çalışıyorum. Heh. Allah yardımcın. Yani hiç Öcalan'ı mücalanı kimseye çıkartma. Önce çıkaracaksa Can Atalay'ı ne çıkarsın ki? Yani yine şey olsun. Hiç kimseyi çıkartmasın. Ortalık karışır. Yani burası sadece yani Türkiye gavurlarından beraber birbirine girer. Burada iki Suriyeli dövüşünce buraya bir birikiyorlar. Bir görsen yavrum. Ben 45 yıllık esnafım Amasya'da. Biz her şeyi görüyoruz. Hiç çıkmasını istemiyorum. Çıkmasın. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Öyle bir gündem var biliyorsunuz. Biz doğru bulmuyoruz yaptıklarını bildiğimiz için. Yani toplum vicdanı da buna müsaade etmez gibi duruyor. Yani kendi açımızdan uygun bulmuyoruz. Var mı demek istediğiniz bir şey? Allah Devlet Bahçeli ip atıyordu, şimdi de çıksın diyor. Yani da ne diyelim daha yani? Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Ne doğru olacak ya, vatana millete hayır olan şey, askeri vuranın, polisi vuranın, öğretmeni vuranın, bebek katilinin ne çıkmasın gebersin Rus bir çocuğu. Oğlum dayının kombinini yiliyor amına koyayım ya. Oğlum şu Milan gömleğini nereden bulabilirim lan? Gömlek mi bu? Bu ne polo ya? Nereden bulabilirim oğlum dayının üstündekinden?
Çok iyi oğlum ya. Aa, oğlum dayının kombin çok iyi ya. Çıkmasın gebersin Rus bir çocuğu. İstersen onu bile yayınla. Bebek katili Öcalan dışarı çıkarılması sizce doğru mu abi? Gündem oldu biliyorsun. Evet, o şu anda dışarı çıkartılması derken yani serbest bırakılması illaki yanlış, ancak şu anda Türkiye'nin tek yumruk olma ve bir birleşme süreci olması gerekiyor. Bunun eğer bir faydası olabilecekse Türkiye açısından yani genel açısından iyi olur. Ama bu süreci daha çok dillendirip de gündem yaratmak için yapılıyorsa illaki çok sıkıntılı bir süreç olur. Ben olumlu karşılıyorum yani. Çıkıp bir konuşmasının ve birlik beraberlik için konuşma yapmasını onaylıyorum yani. Siz abi? Ben zaten durumda paylaştım. Face'de paylaştım. Son kez dışarı çıkarsın, mecliste konuşulsun, ondan sonra asılsın. Bitti, net. Son diyeceğin desin, ondan sonra asılsın. Terörist başı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Gündem oldu biliyorsun. Abi asılması lazım. Niye çıkarılacak ki? Asılacak adam dışarı çıkarmıyor. Kimsenin de işine yaramasın yani. Bütün herkes, bütün siyasetçilerin hepsi terörden besleniyor neredeyse. O kim başa gelecekse onlar giriyor koltuğun altına. Gereği yok, asıl. Bizim paramızla en azından beslenmesin, verdiğimiz vergilerle beslenmesin. Ben onu derim yani. Terörist başı Öcalan dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Biliyorsunuz. Olur mu ya? O sorulacak soru bile değil yani. Yanlış, bence yanlış. Öyle şey mi olur? Tabii ki yanlış, yanlışın yanlışı yani. Evet abi, siz de. Bence de yanlış. Yani bu 50 bin kişinin katili bu. Yani mecliste konuşması ne demek? Bence yanlış yani. Elebaşı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sence doğru mu? Öcalan kesinlikle asılmalı. Siz abi. Asılmalı bence. Siz abi. Doğrudur. Abi Öcalan'ın dışarı çıkarılması. Evet. Öcalan'ın terör örgütü lideri. Öcalan'ın çıkma şansı yok. Hangi siyasetçi derse desin çıkamaz o İmralı'dan. Çünkü halk çıkarttırmaz. Biz de halka soruyoruz abi. Tamam, halk çıkarttırmaz yani. Onun yani siyasetçinin A'sı, B'si, C'si önemli değil yani. Kim ne derse desin çıkamaz yani. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Yani devlet ne karar verdiyse bizim söyleme hakkımız yok, söz söyleme hakkımız. Çıkmasın, çıkmasın. Tamam. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Doğru değil. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Bence tamamen yanlış. Çünkü meclise geleceği de konuşuluyor hatta. Evet. Bu tamamen Türk milletine, biz şerefli Türk gençlerine yapılan saygısızlık olarak atfediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ya açık konuşmak gerekirse hiçbir yani siyasi bir görüşün olmaması gerekiyor bu konu hakkında. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye milletinin ve her ferdinin bir yeri. Ve orada yani bir teröristin, şehitlerin kanı elinde bulunduran bir insanın konuşup bilmesinin doğru olduğunu hiç düşünmüyorum. Yanlış bir şey. Yani ben bu konuda sıcak bakmıyorum. Yanlış çünkü. Ve herkesin, Türk gençlerinin, Türk insanının, Türk kadının bu konuya sıcak bakacağını da zannetmiyorum. Umarım bu kararlarından vazgeçerler, geri dönerler diye düşünüyorum. Siz? Ya ben bir Türk gençliği genci olarak mecliste böyle bir küfür edebiliyor muyum? Etmiyorum. Bir kahve dönünün bulunmasından rahatsızım bir Türk genci olarak. Elinde onlarca şehidin kanı olan, bebeklerin kanı olan bir itin meclisimizde, Gazi meclisimizde konuşmaya yüzü olmaması gerekiyor. Yani bir Türk genci olarak bilmiyorum ben cüret karşı edilemez. Çıkıyorum yani cüret edilemez arkadaşım. Toparladı. Şimdi bu yani, konuşmayı dün Devlet Bahçeli yaptı. Ama Devlet Bahçeli'den sonra AK Parti, CHP ve DEM Parti Devlet Bahçeli'yi desteklediler. Biz normalde muhalefetin bu konuyu sert bir şekilde eleştirmesini bekliyorken eleştiren galiba sadece Ümit Özdağ oldu, Zafer Partisi ve Muharrem İnce oldu bildiğim kadarıyla. Onun dışında diğer bütün siyasi partiler destekledi. Hatta DEM Parti'nin eş başkanlarından bir tanesi biz Devlet Bahçeli'den böyle bir şey beklemiyorduk bile dedi. Çünkü hakikaten bir teröristin milliyetçiliği savunan bir liderin destekleyeceğini tamamen beklemiyorduk. Şu an AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP bunların hepsi farklı isimlerde anılıyor olsa da tek bir akılla yönetildiğini düşünüyorum. Çünkü söylemler de artık tek düzeleşmeye başladı. Aynı söylemler geçmeye başladı. Bu isimler değişik ama konuşmalar artık tamamen aynı. Birisi bahçe açılışına gidiyor, biri yürüyüş açılışına gidiyor. Ülkede ekonomi gidiyor artık. Bakın sokaklar birkaç yıl öncesinde buralar tıklım tıklımken artık sokaklarda kimse yok. Enflasyon zaten tavan olmuş. Kimsenin cebinde para kalmamış. Buna rağmen konuştuğumuz gündem mecliste bir tane teröristin konuşması. Buna izin verilmesi. Bunun dışarı salınması. Bunları tamamen Türk milletini kızdırmak için yapıldığını düşünüyorum. Ve bu konuşmaları tamamen kınıyorum. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Kardeş yanlış yanlış. Öcalan'ın benim düğünüm bayramım. Şerefsiz gibi şerefsiziz o adam. Türkiye'yi kana boyadı. Ağırdı bir insan. Onun öldüğü gün davul çaldırdım kapının önünde. Davul çaldırdım şerefsizlik. Terör örgütü elebaşı Öcalan dışarı çıkarılması sence doğru mu? Doğru değil. Var mı demek istiyorsun? Ne kadar şehidimiz var. Hep yetim kaldı çocuklar. Adam Allah'tan korkar onu çıkartmıyor.
terör örgütü Elebaşı Öcalan'ın dışarı çıkarılması sizce doğru mu? Yok, yanlış. Sizce abi? Yanlış tabii kardeşim. Hain adam, ne işi var şu şeyine? Var mı demek istediğiniz şey? Demek istediğimiz yanlış, yanlış. Şu anda güdülen politika da yanlış. Büyük Türk milletine kimse bir şey yapamaz. Bunlar gelip geçer. Laf, konuştukları lafta kalır. Hiçbir şey olmaz. Olur mu ya 50 bin kişinin katili sokaklarda gezici? O kadar yani. Oğlum sesim kapalıymış ya. Aman akıyım. 3 saattir 50 tane şaka yaptık. Boşunaymış.